Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin de tahmin ediyorum şok olduğunuz gibi değişik bir giriş. Hiç görmediğiniz, hep sesimi duyduğunuz bir yüzle karşılaştınız. Sizlere daha önce söz vermiştim. Sayımız 1000 olduğunda kendimi de göstereceğim diye. Ve çok sizlerden gelen istek üzerine sayımız hemen 1000 olmadı ama 1000'e yaklaştı arkadaşlar. Hemen hemen 1000'iz. 950 civarında bir şey. O yüzden bugün sizlere böyle hitap etmeyi düşündüm. Burada zaten arkadaşlar amacımız güvercin üzerine. Yani benim yüzüm o kadar da pek önemli olduğunu düşünmüyorum. Burada önemli olan güvercinler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine göstereyim. Sisli bir hava. Yağmur da hafif hafif başladı yağmaya arkadaşlar. Yine çiftlilerin olduğu dişiler bölümünü bıraktım arkadaşlar. Onlar sabah kahvaltısını yapıyorlar. Yine size göstermek isterim arkadaşlar. Çık kızım oradan. Şurada bir son A yavrumuz vardı. Maalesef onu da kaybettik arkadaşlar. Yalnız burada yeni bir vatandaşımız var. Güvalacı gümüş kuyruk. Şöyle açayım. Bu daha önce buraya gözünden dolayı gelmişti arkadaşlar. Gözü düzeldi. Sonra birkaç gün kuşların içerisine bıraktım. Şimdi de sesini duyduğunuz gibi diğer çakmaklı gümüş kuyruk gibi pıhılıyor. Bu arada çakmaklı gümüş kuyruk çok şükür düzeldi. Bu da çağçırlı yavrumuz. Gözünü görüyorsunuz. Son videoda takip eden arkadaşlar görüyor arkadaşlar. Şimdi bu da düzeldi. Bunu da bugün inşallah diğer kuşların yanına son bir merhemini sürüp katacağım. Birazdan sizlere inşallah çakmaklının da son durumunu göstereceğim arkadaşlar. Maalesef bu yıl Türkiye'de de Avrupa'da da tüm güvercin besleyenlerin aynı sorunu var. Her yıl bir hastalık çıkıyor. Bu yıl da göz nezlesi ön planda arkadaşlar. Ve peynir hastalığı dediğimiz bu ağızda iltihaplanmanın, nefes darlığı yapan hastalığın, bu ikisi ön planda. Bunlar genelde ciğerden geliyor arkadaşlar bu hastalıklar ve ortamın nemli olmasından dolayı. Maalesef biz ne kadar dikkat etsek de Almanya'da böyle bir sorunumuz var. Bakın yani şu an siz sadece kamerada görebiliyorsunuz ama hissedemiyorsunuz. Şu havaya bakın arkadaşlar, görüyorsunuz her yer kapalı, sisli ve yağmur hafif hafif devamlı atıştırıyor. Yani buranın havası nasıl söyleyeyim, Antalya'daki, İstanbul'un bazı bölgelerinde, Adana gibi bazı bölgelerde nemli arkadaşlar. Hava devamlı nemli yani. Biz buna ne yapabiliriz ki? O yüzden güvercinler sık sık bu hastalığa yakalanıyorlar. Yani bu yıl özellikle aşırı bir nemli. O yüzden göz sulanması ve peynir hastalığı Almanya'da çoğaldı. Bundan birkaç yıl öncesinde bu kadar değildi. Yani ben göz hastalığını, göz sulanmasını en son belki hatırlayamıyorum. 10-12 yıl önce kuşlar dolmuştu. Ara sıra belki bir tanesini doluyordu ama çok nadir. Ama bu yıl maalesef ikisini üçünü düzeltiyoruz. Yerine 2-3 tane tekrar geliyor. Bu arada kümesteki
değişikliği gerçekleştiremedim arkadaşlar. Hem zamanım yok durdu, hem de posta bakıcıların yumurtaları olmuş arkadaşlar. Bu arada yine fare tuzaklarımız, şöyle göstereyim arkadaşlar, dolmuş, yine yakalanmışlar. Bu zamanlarda yine gözüme çarpmaya başladı, o yüzden burayı bozacağım arkadaşlar. Size daha önce de söylediğim gibi bu tarafı komple değiştireceğim. Yalnız şu posta yavrularımız yumurtada yatıyor. Onların yavruları çıkmak üzere. O yüzden şu an son bir kez yine yarın galiba ya da bugün bilmiyorum, kümesi temizleyeceğim arkadaşlar. Bunların yavruları biraz büyüdükten sonra değişikliği yapacağım. Şurada size iki tane yeni vatandaşı gösterirsem, bunlar da kırmızı kanat postayla siyah Afgan dişinin yavruları, öz yavrular arkadaşlar. Bakalım ne renk olacaklar. Bakın arkadaşlar, burada son iki sarı müsait yavrularımız, gözlerine bakın arkadaşlar, aynen göz sulanması. Çünkü kümesin her tarafı nemli, hava nemli arkadaşlar. Ne yapsam da yani onlar da yakalanıyor. Onlara da gerçi dünler göz damlası verdim ama olmazsa kümesten alıp dışarıya çıkaracağım galiba. Sonra burada çağçırlı yavrumuz arkadaşlar, bakın. Onun da gözü sulanıyor arkadaşlar, bakın. Evet, yeni fark ettim. Yani bu sene acayip bir hastalık. Olmayan yok. Şu tarafına bakalım. Gel bakayım. Bu tarafında çok nadir. Evet, hemen göz damlası vereceğim arkadaşlar. Evet. Ustalar bunlar, biraz burada kafalarına göre takılsınlar. Ben de şu yavrularla biraz ilgileneyim. Ondan sonra sizler için yine klasik yakışıklıları ve uçanları bırakırım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ustalar fare tuzaklarını topladım ve hepsi dolu. Şimdi bunların yerine tekrar başkalarını yerleştireceğim. Yani bahçede benim gibi fare sorununuz varsa, yerde besliyorsanız, bu tuzakları daha önce de göstermiştim arkadaşlar. Özellikle Avrupa'da yaşayan arkadaşlar için eBay'den satın alabilirsiniz. 12 tanesi. Pardon, 6 tanesi 12 euro mu ne, öyle bir şey. Türkiye'de de vardır mutlaka. Yani bunlar çok gerçekten de zehir falan koymaktan daha faydalı. Kuşlar için hiçbir tehlikesi yoktur. Ve süper işliyor arkadaşlar. Yani bunları devamlı kurduğunuz zaman ne kadar fare varsa hepsini yakalayabilirsiniz. Bu aralar benim işin gerçeği biraz ihmal etmiştim. Yine baktım gözüme çarpmaya başladılar. Hemen koydum arkadaşlar. Birkaç gün yine böyle koyunca artık ne kadar varsa hepsini inşallah kökten temizleyemiyoruz ama dan görünmez hale hemen hemen hiç yokmuş derecesine indirebiliyoruz. Ufak bir sizler için yine bilgilendirmek istedim arkadaşlar, bilgi vermek istedim. Evet abiler, kardeşler, ustalar, biraz önce sizlere dediğim gibi şimdi de yakışıklıları ve uçanları bıraktım. Dişilerimiz içeriye gitti. Onlar da banyo yapıyorlar. Temiz su koydum yine banyo yapsınlar diye.
Hava sisli ve yağmurlu ama bu havaları güvercinler seviyorlar banyo yapmak için arkadaşlar. Hava soğuk değil. Banyo yapmalarında bir sakınca yoktur. Aksine faydası var. Maalesef her yer hep tüy. Şu tüyden bir kurtulamadık. Ara verdiğim sürede kümesleri temizledim yine elimden geldiği kadar arkadaşlar. Gel 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 gel. Sizlere en son videoda gördüğünüz hasta olan çakmaklıyı göstereceğim. Bilmiyorum nerede. Gelirse göreceksiniz arkadaşlar. Daha önce videolarımızı takip eden arkadaşlar görüyorsunuz bu İstanbullumuz da hasta olmuştu arkadaşlar. O da çok acayip ses yapıyordu. Çok şükür düzeldi. Şu an yalnız yine yeni bir hasta fark ettim. Karagümüşkörü kuyruğunda sokuşturma olanlar. O biraz pıh pıh ediyor. Şu an nereye gitti bilmiyorum. Gel, 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 gel. Evet arkadaşlar. Çakmaklı yere indi. Bakın. Son durumunu. Geçen videodan hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir haldeydi? Çok şükür maşallah Allah'ın da izniyle gördüğünüz gibi arkadaşlar düzeldi. Dediğim gibi biri düzeliyor, ikisi düzeliyor yerine birkaç tanesi hasta oluyor. Maalesef hepsi de galiba bu hastalığı geçirecek. İnşallah atlatacak dikkat edersek. Dediğim gibi arkadaşlar çok büyük bir şey istemiyor. Sadece dikkat, biraz özen, biraz emek, emeksiz yemek olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz de şahit oluyorsunuz. Öyle çok pahalı bir ilaç falan kullanmadım arkadaşlar. Sadece hep evimizde bulunan sarımsak ve limon suyuyla bu hastalığı yendik çok şükür. Hani yenemediklerimiz de oluyor tabii ki ama %80-90 siz de şahit oluyorsunuz. Hepsini yeniyoruz arkadaşlar. Yani dikkat ederek sadece kuşları stres etmeyeceğiz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Hemen ayıracağız. Ve ağzını, burnunu, gözünü temizleyeceğiz. Biraz önce sizlere sarı müsait yavruları göstermiştim. Gözleri kapanmıştı. Keşke imkan olsaydı sizleri temizlerken gösterebilseydim. İnşallah bir başka videoda göstereceğim arkadaşlar. Gözlerinin içinde de aynen ağzında olduğu gibi böyle peynirimsi şeyler tabakalar oluşuyor kuşların arkadaşlar. O gözlerin sulanmasına sebep oluyor. Onları böyle göz kapakçıklarını hafiften aşağı yukarı masaj yaparak çok narin bir şekilde incitmeden onların çıkmasını sağlayın ve onları böyle temiz bir artık pamuk yardımıyla mı yoksa bir kulak temizleyiciyle alıyorum ben arkadaşlar. Onlarla alıyorum. Ondan sonra dediğim gibi göz merhemi ya da göz damlası varsa onları yoksa da arkadaşlar evde bulunan limon suyunu taze limon suyundan bir damla damlatırsanız veya iki damla. Yani bir damla yeter aslında. tam gözüne denk getirirseniz birkaç gün içerisinde çok şükür iyileşiyor. Siz de şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Yani maalesef bu dönem
biraz zahmetli dönem. O yüzden hepimiz de yoruluyoruz. Biraz dikkat edersek sevdiğimiz bu canlıları inşallah kaybetmeyiz. Allah'ın da tabii yardımı çok önemli. Yani arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bir güvercin bakarken gerçekten de insanın bir yardım alabileceği arkadaşı, dostu veya kardeşi, evlatı, yani mutlaka birilerinin olması gerekiyor. Biz kendimiz de rahatsız olabiliyoruz, hasta olabiliyoruz. Hasta olduğumuzda, vaktimizin olmadığında bir başkasının ilgilenmesi güzel bir şey. Yani ama maalesef benim öyle bir şansım yoktur. O yüzden de açıkçası biraz zorlanmaya başladım kuşlar çoğaldıkça. Çünkü onlara bakamayınca onlar da hasta oluyor arkadaşlar, görüyorsunuz. İnşallah sizlerin böyle bir sorunu yoktur. Evet, bu kara gümüş kuyruğu da arkadaşlar Kiel'den, Almanya'dan, daha önce de söylemiştim, Kasap Murat lakabıyla tanınan Murat arkadaşımıza sahiplendirdik. Düğünce hayrını görsün. Sonra bir kırmızı gümüş kuyruk, sarı gümüş kuyruk, kendimize ayırmıştık bunları arkadaşlar ama bin türlü hayrını görsün. İnşallah günlerden bugün pazar, pazartesi transporter firması gelecek, taşıyıcı firma arkadaşımızı ulaştıracak. Evet arkadaşlar, yine videomuz bayağı uzamaya başladı. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Bu arada sizlere sözümü tuttum. Bin olmadan hatta beni görmek isteyen arkadaşlar merak ediyorlardı. Ufak da olsa artık beni gördünüz. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar böyle devam edebilir. İnşallah şu korona illeti insanoğlunun başından gider de hayatımız normal bir şekle döner. Böyle monotonluktan çıkar, sıkıcılıktan tekrar her şey yoluna girer. Ne diyoruz arkadaşlar? Abone olmayan ustalar, kardeşler, lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ustalar.